Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamsızlı qıtınlar ekranımız olsun. 9 Xitay puhrası qurallıq hücumğa hücürdi. Xitayning Efiopiyada turishliq elchixonasi undidar hisobida 9 Xitay puhrasining qurallıq hücumğa uchirganligini, ularning ichidagi bir Xitayning o'lganligini e'lon qildi. Xitay xalq to'rining xabar qilishicha 30 yanvar kechda 9 nafar Xitay puhrasi Efiopiya Oromiya shtatining shimoli poytaxt Addis Abebaga taxminan 160 km keladigan Gebre Guracha bozorida qurallıq hücumğa uchrab bir Xitay o'lgan. Bildirilishicha Efiopiyada keng ko'lamlik harbiy to'qunish to'xtagan bo'lsa-mu, lekin qisman rayonlarda qabila to'qunishi yanada keskinlashgan. Bo'libmi, Oromiya shtati atrofidagi boshqa shtatlar bilan chegaralangan rayonlarda qurollik hujum qilish, tutqun qilish deydolari ko'p yuz berib, nurg'un odam o'lgan va yaralangan. Bexatarlik xavfi intayin yuqori bo'lgan. Efiopiyada turishliq Xitoy elchixonasi Efiopiyadagi Xitoy puhralari va apparatlarining hushyorlikni o'stirib, xatirdan saqlanish, xatiri yuqori rayonlarga bormasligi va xatiri yuqori rayonlardan darhol bexatar rayonga chekinishini hamda har vaqt chekinish tayyorligini yaxshi qilishi kerakligini talab qilgan. Xitoyning josusluq shari Amerika-Xitoy munosabatida krizis paydo qildi. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği özlerinin Latin Amerikası üstüden uçuvatkan yeni bir Xitay casusluk şaharını bayqalığını ilan kılgan bulup, Xitay rejimi tüncü bayqalığın İgiz boşluktaki şaharının özüge təvə işkerlikini itiraf kılgan idi. Anadolu Agentliğinin bugünkü haberde bildirilişçe Amerika'daki Sezgür Hərbi Əslahalar rayonu üstüde uçuqan casusluk şaharının Xitay'ı təvə bir bazıdan uçup gelgeliki inıqlanan bulup, Amerika-Xitay otursudu krizis payda kılgan casusluk şari ikkigi yetken. Beşburcaklık bina bayanatçısı Brigada Komandiri Patrick Ryder, biz şarının Latin Amerikası hava təvəlikidin uçup ötgelikini ve onun Xitay'nın yeni bir köz şari ikkallikini bayqıduk. Növette başka uçurlarımız yok de bayanat ilan kılgan. Beşburcaklık bina mezkur casusluk şaharının Amerika'nın içki kısımında 60 000 İngilizcesi İngilizlikte uçkallıqını uxturgan bulup, bu şaharının puhralar avasiyesi ya ki korukluğu cismani tehdit elip gelmegenlikini ilan kılgan. Aksaray bayanatçısı Karin Jean-Pierre Xitay'nın Amerika hava boşluğundaki casusluk şaharı doğrusu söz kılıp, bu şaharının hava boşluğumuzda buluşu halkara kanun şundaklı ilgilik hukukumuzda uçuk aşkarı xilaplı kılgallıq. Bunu kubul kılışkı bolmaydı o dedi. Jean-Pierre sözünün devamında Xitay əməldarlarının şarının Amerika hava boşluğuna kirgenlikidin əbsuslanğallıqı toğrısıdaki bayanlardan xəbərdar ikkallikini tilgə elib, Prezident həmişe Amerika xalqının bexatarlıkını birinci orunğa qoyudu, dedi. Jean-Pierre yana bu Prezident dövrədə biz Xitayını məğlub qilish, dövlət bexatarlıkımızını qoğdaş və ərkin və uçuq Hindi-Tinich okeanını ilgiri sürüş üçün ilgirki hər qandaq vaqt tikidimi bəkirək tayyarmız, dedi. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği bolsa hava şarının özüge təvə ikkallikini itiraf kılgan bolsa mı, yanılı numussuzlarca bu şarının Xitayının puhravi hava şari ikkallikini ve meteorologiya tədqiqatı üçün işiltilgallikini bildirip, onun şamalının garibki qarab çıkışı bilen kontrolluğunu yoktup, öz okudun çıkıp getkallikini dava kıldı. Amerika Taşqi İşlar Ministeri Xitay ziyaretini bekar kıldı. Amerika Taşqi İşlar Ministeri Antony Blinken Xitayning Amerika hava təvəlikiga kirgan ve Sezgür hərbi rayonlarda casusluk qilgan casusluk şahri bayqalgandan keyin kelar hafta başlamoqchi bo'lgan Xitay ziyaretini bekar qildi. Hürriyet gazetasining bugünkü haberde bildirilishicha Amerika Taşqi İşlar Ministeri Antony Blinken kelar hafta Beijingni ziyaret qilib, Xitay Taşqi İşlar Ministeri Qin Gang ve Xitay raisi Xi Jinping bilan ko'rishmoqchi edi. Lekin Xitay'a təvə casusluk şari Amerika hava boşluğunda bayqılışıdan keyin kelar haftadagi Beijing ziyaretini bekar qildi. Amerika Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatıda her qaysı organlar ara şeriklerimizden başqa parlament bilen maslahatlaşgandan keyin biz Minister Blinken'nin Xitay'a ziyaretki berişi üçün növette şarait hazırlanmağanlığı qanaat hasıl qıldıq deyildi. Blinken casusluk şari krizisinin iki taraf münasibeti ve iki devlet halkı ortak köngül bölüdüğün nurgun meseleler müzakere kılındıgan Beijing ziyaretinin məxsidigi buzgunçuluk kılgallıqını əskertip, meninçi hava boşluğu bundaq dəxiligi uçurgan her qandaq bir devlet muşu tariqide inkas qaytırıdı. Eğer bu iş Xitay'da yüzbergen bolsa edi, bildirildiğin inkasının qandaq bölüdüğünlüğünü mən təsavvur qılalayman digərlərini qayt qıldı. Blinken yana Xitay Komünist Partiyası Taşqi Münasibetler Əməldari Wang Yi bilen telefonda sözləşkənlikini bildirib,
bu bir mesuliyetsiz hareket bulup, Xitayının Dalminin ziyaretimden ilgirile bu kademini taşlaşı, biz ötküzüşünü planlayatkan ken dairlik söhbetlerge ziyan yetküz diye dedi. Aksaray bayanatçısı Karin Jean-Pierre Biden'nin seyşembe gündün başlap casus şar hakkıda malumatlandırılgalıqını ve Prezidentin Taşkışla Ministeri Antony Blinken'nin Xitay ziyaretini bekar kılış kararını mı kollaydıgalıqını bildirdi. Xitay rejimi bolsa hava şarının özüge tabe ikenlikini itiraf kılgan ve Amerika hava tabelikigi kirip ketkenlikidin absuslanğalıqını bildirgen bolsumu, ilgerlik bilen bu şarının Xitayının puhravi hava şarı ikenlikini ve meteorologiya tetkikati üçün işiltilgenlikini, onun şamalının garipki qarıp çıkışı bilen kontrollıqını yoktup, öz okudun çıkıp ketkenlikini bildirgen idi. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Çingan'a Uyghur meselesini otturgu koydu. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu yeniden tayinlengen Xitay Taşkı İşler Ministeri Çingan bilen telefonda görüşüp Uyghur meselesini oturgu koygan. Türkiye Avazı'nın 2 fevraldaki haberde bildirilişçe Türkiye Taşkı İşler Ministerliği ilan kılgan bayanatı eytilişçe telefon söhbetide Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Çingan'ın yeniden Taşkı İşler Ministeri bolganlığını tebrik degen. Söhbet jarayanında iki taraflık siyasi ve iqtisadi hemkarlık ve iki devletning köp taraflık münasibeti müzakere kılıngan. İgilinişçe Mevlüt Çavuşoğlu söhbet diyene Çingan'ı Türkiye'nin Şarkı Türkistan'daki Uyghur Türkleri meselesi de Xitay'dan kütüvatkan ümitlerini oturgu koygan. Hem de Türkiye'nin bu meselini sezgür mesele qatarıda körüdüğallıqını tähkidligen. Xitay Xalq Torunun 3 fevral bu aqtı bergen haberde Xitay Taşkı İşler Ministeri Çingan söhbet devamıda yaxşı bolgan Xitay-Türkiye münasibeti iki devlet xalqıge payidlik bulublu kalmay, terakki kılıvatkan devletlerinin iştipaklıqı, hemkarlıqını ilgiri sürüşkümü payidlik ikerlikini Xitay-Türkiye bilen birlikte iki devlet başlıklarının ortak tonuşunu yaxşı əməliyleştirip, iki taraf hemkarlıq mekanizminin rolünü toluq cari kıldırıp, iki devletinin əməli hemkarlıqını ilgiri sürüp, Xitay-Türkiye münasibetinin sicil terakkiyatını ilgiri sürüşünü xalaydıqallıqını, Xitay-Türkiye'nin köpkütüm bir Xitay siyasetigi qat'i əməl qıldıqallıqını, bildirgenlikini alkışlaydıqallıqını, Türkiye'nin öz devlet əkvalıqı uyğun kildiğen terakkiyat yoludu mengişini qollaydıqallıqını, Türkiye'nin devletinin ilgilik hukuki ve bihaterlikini qoğduşini qollaydıqallıqını, taşkı küçlerinin Türkiye'nin içki işlerine arlaşışıgı karıştırdıqallıqını, Türkiye'nin atalmış Şincan'a alakadar meselelerdeki köngül bölüşüge ehemiyet berip, iki taraf münasibetinin sağlam, muqim terakki kılışıgı kapaletlik kılışını ümit kıldıqallıqını, iki taraf rayon işlerde alakını küçeytip, BDT qatarlıq köp taraflık sorularda maslaşışını küçeytişini xalaydıqallıqını bildirgen. Xitay Kanada'nın Uyghurlarga panahlıq beriş kararıgı narazılıq bildirdi. Xitay Taşkı İşler Ministerliği Kanada hükümetinin 10,000 Uyghur'a panahlıq beriş kararıga narazılıq bildirdi. Xitay Taşkı İşler Ministerliği'nin 3 fevraldaki akhbarat yığınında Fransiya agentliği muhbiri Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Maunandan Kanada Avam Palatası yakında 10,000 Uyghur'a panahlıq beriş toğrusidagi taklifini maqulladı. Xitay bununqa qandaq baha berdi? Eğer bu karar resmi yolu koyulgan taqdirde Xitay Kanada münasibetige ta'sir ko'rsatmadi deb so'rgan. Mao'nun sualga cevap verip, növetli Şincan'daki cemiyet bihater ve muqim halde terakki kılmaqta. Xalık tinç ve xatircemlik içinde yaşayıp hizmet kılıvatıdı. Her millet halkının kişilik hukuku kapaletli kılış meselesi üzlüksüz yaxşılanmaqta. Biz Kanada tarafının hakikatki hürmet kılışını, Şincan'a münasibetlik meselelerde yaman garaz bilen siyaset kılışını toxtışını, yalgan uçur tarqıtış ve ammini azdırışını toxtışını talep kılımız deb bildirilgan. 1 fevral Kanada parlamentida Xitaydan qaçıp 3-cü devletde yaşayatkan xatar astidagi 10,000 Uyghur musafirini Kanada'ga o'rinlashtirish qaror loyihasi ovozga qo'yilib, bosh ministri Justin Trudeau, uning kabinet ministerleri ve barliq parlament a'zolarining qo'llab ovoz berishi natijasida 0ga qarshi 322 ovoz bilan rasmiy ma'qullangan edi. Baydenning uyi axtirildi. Amerika Federatif Tekşürüş İdarisi FBI Prezident Joe Biden'nin Dilavar Ştatı'daki toralğısını axtırdı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Amerika Prezidenti Joe Biden'nin adukati Bob Bauer bu axtı elan kılgan bayanatıda Amerika Federasiya Tekşürüş İdarisi'nin Prezident Biden'nin uyunu axtırğanlıqını etdi. O axtırışının şücay vaxtı ətigən saat 8:30-dan çüşkücü devamlaşqanlıqını, axtırış neticesinde Biden'nin uyuda məxbi hüccetlerinin tepilmeğanlıqını bayan kıldı. Bauer yeni bir tarafdan Adliya Ministerliğinin axtırış dairesi de Biden'nin muavin prezident süpitede vazife ötegen mezgilde koldi yazgan bazı hatırlarını tefsili tekşürüvatkallıqını kayıt kıldı.
Joe Biden'ın maslahatçilerinden Richard Sauber 9 yanvar günü elan kılgan bayanatıda Biden'ın Penn Biden merkezindeki şahsi işhanası da ötken ili 2 noyabr günü onun muavin prezidentlik vazifesini ödegen mezgilden kılgan az sandı mahbi hüccetlerinin tepilganlığını etkan idi. 22 yanvar Prezident Biden'ın Delaware ştatıdaki toralğısının maşini iskelatıda yeni bir yürüş mahbi hüccetlerinin tepilganlığı aşkarlanğan idi. Prezident Biden işxanasidan mahbi hüccetlerinin çıkıvatkanlıkını anlap hayran kalganlıkını etkan ve özünün bu hüccetlerden haberinin yokluğunu eskertken idi. Amerika Qoşma Ştatları Adliya Ministerliği alahidi hukukluk bir teptiş əməldarını bu hüccetlerini tekşürüş üçün vazifeyi təyirligen idi. İsrailiya armiyesi Gərbi Qırğaqda 20 Pelestinlikni tutqun qıldı. İsrailiya armiyesi işğaliyet astıdaki Gərbi Qırğaqda 20 Pelestinlikni qolğa aldı. Türkiye Avazı Radyosu xəbirdə bildirilişçə Pelestin Məhbuslar Cəmiyyətinin yazın bayanatıda İsrailiya armiyesinin 2 fevral ətigəndə Pelestinin bir qançılığan şəhərigə besib girib tutqun qılış hərəkəti elib barğanlıqını bildirdi. Bayanatda bu qetimqi hərəkətdə 20 Pelestinliknin qolğa elinğanlıqı ulardan 15 nəfərinin Ramallah və Elbira şəhərlərindən ikənliyi uxturuldu. İsrailiya armiyesi işğaliyet astıdaki Gərbi Qırğaq və Şərqi Quddusda daim digidək besib girib tutqun qılış hərəkəti elib barmaqda ve her türlük ayıplaşlar bilen Palestinliklerinin tutkun kılışını devamlaştırmakta. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşkice. Aman bu gayesler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.